Niyetim yok Recep abicim. Bak yanlış bence örneğin. Müsaade buyur. Müsaade buyur. Bitireyim ben istersen. Ondan sonra gereğini söyle. Fakat o günle ilgili benim düşüncem. Çünkü sen bana anlattın. Yarım saat beni aradın telefonla konuştuğumuzda. Ben sana ne dedim? En son hatta kapadık. Ya neyse bunları kapatalım. Ben Erli'ye de söylerim dedim. Gerekirse dedim. Hatta espri yaptım. Bitti. Bitir. Kocuk gönderirsin. Önemli değil dedik. Kapattık. Allah'a emanet ol dedik. Bitti. Birincisi şu üslup doğru değil. Nerede değil? Bir insan, sen üç çocuk babasısın ve Jahreyn'in bir özelliği var. Özellikle çocukları yoğun bir şekilde izlediği bir YouTube kanalları falan var. Çocuklar mutlaka tanınıyordur. Tanıyorlar çünkü birçok, yani 1 milyonun üzerinde izlenmeleri var. Bilmem işte 700 bin Twitter takipçisi var. Fakat bir babaya o söylenmez. Anlatabiliyor muyum? Yani bir babaya bu ifade kullanılmaz. Çünkü çocukları da takip ediyorsa bu doğru değil. Bunu ben tasvip etmem mümkün değil. Ben biraz önce konuşmalarınız içerisinde biriler demiş, kocuk altında kaldı demiş. O da doğru değil. Kabul ettiğimiz bir şey değil. Ben hatta sana dedim ki Ertem Bey, siz dedim Erlik'le tanışmıyor musunuz? Ben sizi çünkü Erlik'in üslubundan anladım. Çünkü Erlik tanıdığı insanlara böyle Erto Merto diye, ben senin lakabının Erto olduğunu da bilmiyorum yani. Erto falan dedi. Ben de sen dedin ki hayır ben tanımıyorum. Daha yeni ismini duydum dedin. Ben bunu da Erlik'e de söyledim hatta. Erlik dedim yani. Abi benim lakabım Erto değil bu arada. Bana Erto'yu tekleyen adam Sinan abi. Sinan Engin. Erto'cum ya. Öyle bu mi? Kadar. Bilmiyorum ben yani onunla ilgili. Bunu da söyledim. Fakat Erlik olsun, yani Caus olsun, Bilal var, Efe var oradaki grubun içerisinde. Ki birkaçı yani Bilal'ı tanıyorum, Bursa'da bir kardeşim. Onlarla hepsi temiz çocuklar. Yani ben bunların bir şeyini görmedim. Bir de bu organizasyonda ciddi bir yapılanma yaptılar. Şimdi sen burada ben aşağıdayken tabii ki mahkemeye verirsin. Tabii ki hakkını korumak zorundasın. Bunlar normal şeylerdir. Ama tabii ki tasvip ettiğin, tasvip etmediğimiz konular olur, hitabetler olur. Bunları insanlar kabul eder, kabul etmez. Ama ben kabul ettiklerim var, kabul etmediklerim vardır. Bu bir insanın bireysel düşüncesidir. Ama hakaret kabul edilemez. Hakaret ne olursa olsun kabul edilemez. O noktadan dolayı, yani burada Erli'yi ben savunacak halim yok. Erli kendini savunur zaten oradaki. Recep abi iftira, peki iftira kabul edilebilir mi? Hiçbir şey iftira da kabul edilemez. Sen deli misin yani? Kimse kimseye iftira etmesi kabul edilemez. Ama şimdi oradaki iftira diye nitelediğim mevzu bir iletişim şeyi var, sorunu var. Abdurrahman Bey'in ismini kullanarak merkezi aramana sonra oradan bana dönmeleri, Ertem Şener bir işte sen demişsin ki konteynere geçerken işte çorap atın, gocuk atın bilmem ne edin diye. Oradaki vatandaş da Abdurrahman Bey'le görüşmüş herhalde zannediyorum. O da Abi ben hayatımda gocuk kelimesini ilk defa dün akşamdan sonra duydum. Hayır duydum değil, yalan yok, söylemeyeyim. Gocuk Bak, hayır, kelimesi hayır, bizim bak, Anadolu'da terbiyesiz. çok konuşulur. Gocuk Ankara, kelimesini Kırşehir, kullanmam ben. Benim Kırıkkale'de gocuk konuşulur. kelimesini benim annem Ankaralı. Benim rahmetli dedem falan kullanırdı böyle gocuğunu giy çık dışarı. Ben kalkıp da ya hadi arkadaşlar gocuğumuzu giyip çıkalım dışarı demem. Montumuzu giyelim derim. Ama gocuk demedim ben, gocuğunuzu atın. Çorap atın dedim. İşte bir tane dedim, aklınıza ne geliyorsa, ya bak burada arkadaşlar var. Aklınıza ne geliyorsa atın içeri dedim Ertem size. Bey, ben de Kimse konuşabilir hayır miyim? demez dedim. Evet. Konuşabilir miyim? Evet. Ben de o gün vardım yayında. Recep Bey merhaba. Şöyle, bizim Merhaba. Amacımız burada yardım konusunda çalışmalar yapmak. Ve gerçekten arka planda burada 1400 kişiye yakın insan var. Kimse ne yaptığımızı bilmiyor. Biz bunu kanıtlamak zorunda da değiliz tabii ki ama şöyle, o gün yani o gemi meselesi geçtiği zaman zaten Ertem Bey'in haberi yoktu. Öyle bir talep gelince dedi ki arkadaşlar lütfen elimizden ne geliyorsa yapalım, yeter ki o şey boş gitmesin tarzında. Öyle bir söylemde bulundu. Şimdi öyle bir hassas dönemdeyiz ki ben diğer arkadaşları hiç tanımıyorum. O tarz bir izleme şeyine de girmedim. Onları tanımıyorum kesinlikle. Bu süreçte her ne olursa olsun insanlar bir şey söyleyip sonradan unutmuş da olabilir ya da yanlış bir söylem içerisinde de girebilir. Kişisel biriyle bir probleminiz olsa bile bunu sosyal medyadan insanları rencide etmekten ziyade
özelden yazarak, abi sen böyle bir söz vermiştin ya da ki söz vermedi zaten, ben de vardım o yayında. Böyle bir şey dese bile özelden, iyi niyetiniz varsa böyle bir şey söylediniz, unutmuş da olabilirsiniz. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir şeklinde özelden halledilebilirdi. Bir insanı rencide ediyorsanız, hakaret ediyorsanız ve çocuğu üzerinden, ailesi üzerinden ya da ismi üzerinden farklı bir şeye bürünüyorsanız, orada ben maalesef bak, insan olarak Gül Hanım, bir şey kötü söyleyeyim. Çok ararım. Özür dilerim. Çünkü şöyle bakın. Bir şey ben söyleyeyim, de devam edin. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Erlik buyurun. Olsun, benim bulunduğum Space Odası'na, diğer arkadaşlarım olsun. Hı hı. Hiçbir şekilde, ki ilk tepkiyi ben koyarım yani, kim olursa olsun, bir insanın ailesine, muhterem hanımefendiye veya çocuklarıyla ilgili bir ifade kullanıldığı zaman, kim olursa olsun, kral olsun, bak açık söyleyeyim. İlk tavrı abi, ben orasını doğru söylüyorsun. Space odamda olduğum abi, yerde isterse desin, hiçbir bak, şekilde Erlek'in ailesi abi. Şey Ertem'in ailesiyle Recep abi istiyorlarsa aileme giriz aslında. Müsaade buyur. Hiçbir şekilde ne Erlik olsun ne Caus olsun Erto dediler sadece o. Ne hanımefendinin aleyhinde ne de çocuklarının aleyhinde hiçbir kelime. Benim bulunduğum yeri söylüyorum. Hayır. Orada hiçbir şey konuşulmadı. Ben oradaydım çünkü. Hayır ben onları tanımıyorum. Hiç yayınlarına da girmedim. Anladım. Şunu söylüyorum. Yok, mesela olmaz yani. Siz bana hiçbir, bir şeyle ilgili söz arkadaşım öyle çiğ çocukları yüz yüze tanımıyorum ama çocukların karakterini son bir senedir yine... Ben tanımıyorum. Yok, çocuklarıma bir şey söylediler demedim. Ha, olmaz. Recep öyle abi, bir şey olmaz. Biz aileme genel şey bir tanımlamada bulunuyoruz. Şunu söylemeye çalışacağım. Recep abi, Gül çok özür dilerim. Recep abi bak, şu yanlış anlaşılmasın. Eğri yeri doğruya benim aileme falan dil uzatmadılar. Benim kendimle ilgili yaptıkları bu yakışık olmayan şeylerden ve iftiradan bahsediyorum. Yoksa ailemle ilgili bak Allah var. He. Yok. Hayır, genel olarak. Zaten efendim. Bir dakika Gül. Zaten ailemle ilgili söyleyecekleri tek bir harf. Zaten ben konuyu buraya taşımazdım ki. O zaman o mu Javs olurdu, ben mi Javs olurdum? O zaman Jahreyn mi, Bahreyn mi? Çok farklı başka bir şey olurdu yani. Benim ailemi laf söyleyecek adam ne sizin ne benim. Herkesin ailesi çok kıymetlidir, kutsaldır. O başka bir şey. Ya bir de şey, yorumlarda da mesela şey ben de gördüm. Bizi sattı demiş de. Hani mesela bir insana söz verirsiniz Recep Bey. O insana söz verirsiniz, dediğinizi yapmazsınız. O biraz belki satmak olurdu ama bunu da özelden halledersiniz. Çünkü hassas bir dönemdeyiz. Hani bütün kutuplaşan insanların bir arada olduğu, bunu spor camiasından tutun, siyasetinden ya da toplumsal anlamda normal insanlara kadar hepimiz deprem konusunda acımızı yaşarken, bütünleşirken biz yeri geliyor 1,5-2 saat uyuyoruz. Hani insanlar arka planda tanıyan arkadaşlar bilir. Hiçbirimizin burada bir çıkarı yok. Biz tamamen sahaya yönelik destek olmaya çalışıyoruz. İnsanların hiç tanımadığı... Bir şey rica edebilir miyim? Bu, tabii ki. Çok özür dilerim Recep abi. Şimdi bana hakaret de edebilir, küfür de edebilir. Yalnız şu gocuk altı lafı ve gocuk öyle bir şey olamaz da. gocuk altını da geçtim. Gocukla dalga geçme olayları, çocuklara giden, yardıma giden bir şey, bir ürünle ilgili bunların dalga geçmesi yani gayri ahlaki bir şey. Onu geçtim kenara. Recep abi ben bir ricada bulunacağım. İstediğin kadar kal, yöneticiliği de sana vereyim. Burada başa da seni oturtturayım. Ama ne olursun senden bir ricada bulunacağım. Yaş olarak da büyüksün benden. Bizim şu şeye bakmamız lazım biraz. Engelli bir ablamız var çünkü. Sürekli tamam, yazıyor. Ben ineceğim, son bir kelime söyleyeyim. Buyur abi. Şey söyleyeyim. Birincisi, bu çocuklar 8 gündür, 10 gündür bu depremin olduğu günden beri, inanır mısın, ben 60 saat limanda 2 tane gemiyi yüklerken 60 saat boyunca uykusuzdu. Bak bu çocuklar da öyleydi. Oraya 200'e yakın iş makinesi gönderdik. En az 150-200 tane tır gönderdik. Bunların hepsinin organizasyonunu biz beraber yaptık. Çocuklar Adıyaman'a ilk tırı biz soktuk. Erlikli'nin organizasyonuyla soktuk. Adıyaman'da hiç yoktu. Üçüncü gün tırı biz soktuk. Birçok yere, birçok girilmeyen yerler. Hatta kanser ilacı, bak onların belgelerini bile gönderirim sana. Kanser ilacı olan bir dedemizin, kızın ailesinde hepsini kaybetmiş. Bir dedesi kalmış. Bana ulaştılar. Dedesine
ilk şeyi, ilacı temin ettim. Parasını kendi cebimizden ödedik. Onu gönderdik. Bu arkadaşlarımız gecesini gündüzüne kattı. Yani o kadar birçok, iki tane gemiyi ağzına kadar doldurduk gemilere. Yani SM hastalık çocukların tırlarını... Abi, bir şey söyle, bitireyim. Bunlar hepimiz bir şey yaptık. Gereken şeyler. Hepiniz bir şey yaptık. Bunlar zaten... Bak bir son tamam şeyi da, söyleyeyim mi? Biz de yapıyoruz. Bak, yaptığı her şeyi mahvetti kim yaptıysa. Bak diğerlerini kastetmiyorum. Diğer arkadaşların isimlerini bile bilmiyorum. Dün o goçuk muhabbetini yapan Atlantik bilmem nesi, dangalak denmesi. Bak ben bunlardan bahsediyorum. Tabii ki yapacaklar yardım yap. Onun için ben diyorum ki yani abi, çocuklar ben şu öyle anda öfkemi... Hamdi çocuklar öfkemi... değil. Bak bir şey söyleyeyim, bitireyim. Bitireyim, hemen bitiriyorum. SM hastası tırları ki katı yiyecek, katı mama yemek zorunda çocuklar o bölgeye. Tırı ilk biz Mersin limanına biz indirdik. Acil olarak tırlarla götürmek için o bölgeye. Yani şunu söyleyeyim. Bu çocuklar hatta Erlik olsun, Bilal olsun, birçok Cavus olsun, abi gitti mi gitti mi diye her dakika aradılar beni. Ve geminin kaptanına dedim ki ben, bak dedim kardeşim 10 mille gitmeyeceksin. 16 mille gideceksin sen. Ve hızlandıracaksın. Çünkü saat 8, yani gece yarısı inece. Hayır dedim, saat 8'de Mersin'e gideceksin. Adam 6'da girdi Mersin'e. Yani bu çocuklar bizim insanlarımız, şu anda 13 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyada büyük bir felaket yaşıyoruz. Bu çocukların uykusu olduğunu biliyorum. Uykusuz oldu. Yani benimle konuşurken kelimeleri yutuyorlardı. Yani o kadar çok çalıştı. Öyle bir çocuk değil bunlar. Hiçbir şekilde. Tabii ki hakkını arayacaksın. Tabii ki hakaret edildiyse tabii ki hukuki olarak hakkını arayacaksın. Ama bunlar o noktada bir, yani işte Jahreyn'e bir şey demiyorum. Jahreyn'le şeyden nedir onun ismi, tanıştım. Space odasından. Onun bir üslubu var. Farklı bir üslubu var. Ama ben Erlik'in üslubunda... Abi herkesin kendine göre tabii bir üslubu var işte. Hangi üsluptan anlıyorsa kim, ona göre konuşacağım. Ama ben buraya çıkmamın sebebi de... Gocuk diyor. Ben ona gocuk hadisesini, tamam, gocuk hadisesini konuya alınca... Beni bir gocuğun altında bıraksın mı? Benimle telefonda konuştuğun için. Ben de senden söz istedim. Mevzunun detayı o şekilde değil. Yani senin söylemlerine de bir beyanında esastır dedim. Ben sana inandım. Ben bunu da Erli'ye de söyledim. Yani bu çocuk öyle bir şey dememiş. Ertem. İşte ondan sonra uzatması. Abi bak. Sonra da uzattığı mevzu sen, kendileriyle sen, ilgili bir mevzu. Ama o konuda ben vardım. Bak abi, sen, o gün ben o gemiyi çünkü yükleyen bendim. O konuyla ilgili hiçbir şekilde ben Erli'ye de söyledim. Ertem Şener'le konuştum dedim. Hatta espri yaptım. Ertem bundan sonraki gemiye bir tır da sen gönderirsin dedim. Espri yaptım dedim falan dedim. Bunu da Space Odası'nda da dile getirdim. Yani o noktanın içerisinde ama işte, şunu bilmeni istiyorum. Şunu bil. Yani burada Erlik tabii ki kendini savunur. Orada bir şey yok ama bu noktanın içerisinde genel yapı bu. Abdurrahman diyor, ben öyle bir şey demedim diyor. Tamam, beyan esaslı, benim için o. Başka bir şey abi, değil. Abdurrahman, bak bir şey söyleyeyim mi abi? Abdurrahman yok diyorsa, ki bak sen de söyledin, Abdurrahman yok diyorsa yoktur. Benim bu adamı bu kadar sevmem, benim ekibimdeki, herkes benim ekibimde yer alamaz. Benim ekibimdeki bir adam bir şeye yok diyorsa yoktur, var diyorsa vardır. Der ki bana, abi ben söyledim, uzatma lafı der. Tamam kardeşim derim. O zaman derim ki bir konteyner göndeririz. Hiçbir şeyimiz yok. Hadi gönderelim derim. Mesele yok yani. Ama bu kadar bu işi böyle Ertem göndermedi. Ertem bir şey yapmadı. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ortadaki sıkıntı ne biliyor musun Recep abi? Ben insanlara gösteriş yapmayı sevmiyorum. Ben çıkarttığım bir tırı milletin gözüne sokağa sokağa göstererek göndermek istemiyorum. Ben gönderdiğim bir tane bilmem neyi, bak bugün ilk defa küçük bir şey böyle. Bir tane adam Blue Marine'de, tamam mı? Benim için bir kamyon yüklüyor. Diyor ki Ertan Bey diyor, ben de mazotunu alıyorum ve gönderiyorum diyor. Şimdi adam diyor ki biz bu insanları teşvik ediyoruz. Ben bunu şöyle yapayım böyle yapayım demiyorum. Ben teşvik ediyorum insanları. Hadi abi diyorum. Hadi ne olursunuz diyorum. Hadi hepimizin ihtiyacı var. Bu arada ben de yapıyorum. Yapmıyor muyum? Sonra bak yukarıdaki çocuklara, Gül Hanım, Emir, Abdurrahman ve diğer arkadaşların hepsi biliyor. Ha, buradaki olay ne şimdi abi? Benim üzüldüğüm nokta, ya bu şöyle bir dönemde bunun dalgası da olmaz. Böyle bir dönemde bunun her şeyi de olur.